AC uzunluğu x kaç santimetredir? Arkadaşlar burada böyle bir eşitlik verilmiş. Yani AB uzunluğu BD uzunluğuna eşit. ABD üçgeni ikizkenar üçgenmiş. Bu üçgende şu özelliği kullanacağız arkadaşlar. Bu bir ikizkenar üçgen. İkiz kenarlardan birine inilen yüksekliğin uzunluğu neyse Eşit kenara inilen yüksekliğin uzunluğu aynıdır arkadaşlar. Yani ben buraya H1, buraya H2 dersem BH1 uzunluğu CH2 uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla yine ikiz kenarın özelliğinden CH1 uzunluğu BH2 uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Şimdi bu özelliği uygulayacağız. Bakın DH uzunluğu 6 ise ABD üçgeni ikiz kenar üçgen olduğundan AH2 uzunluğu da 6'dır arkadaşlar. H2C uzunluğuna bakalım. Soruda burası 2 olarak verildiğinden H2D uzunluğu da 2'dir. Ve H2C uzunluğu 2 artı 4'ten 6 olur. Arkadaşlar sarıyla gösterdiğim dik üçgene bakalım. Dik kenarlar 6 olmakta, ikiz kenar dik üçgen bulunmaktadır. O halde hipotenüs dik kenarın kök 2 katına eşit olacağından 6 kök 2'dir. Arkadaşlar soru üzerinde bütün verilenler mevcuttur. X'i sormaktadır. Burada ABD üçgeninin ikiz kenar üçgen olduğunu görüyoruz. Hemen bu ikiz kenar üçgenin tabanına dik inelim arkadaşlar. Dik indiğimiz zaman BD uzunluğunu iki eşit parçaya bölmüş oluruz. BD uzunluğu 8 olduğuna göre buralar 4, 4 olacaktır. Şuraya da H diyelim arkadaşlar. Bakın dikten dik inmiş. O halde burada öklidi uygulayabiliriz. Hatırlayalım arkadaşlar. Burada x'in karesi eşittir. 16 çarpı 20'dir. 20'yi de 4 çarpı 5 olarak yazdığımızda ve her tarafın karekökünü aldığımızda 16 4 olarak çıkar, 4 2 olarak çıkar, 5 kökün içinde kalır. X buradan 8 kök 5 gelir. Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeninden 3 tane kullanılarak şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. KD uzunluğu kaç birimdir? Her biri arkadaşlar buradaki üçgene eşit. O zaman tepe açısı 30 sa, burası da 30, burası da 30, burası da 30 olmak üzere 90 dereceyi vermektedir. Şuraya A diyelim arkadaşlar. Bakın şu uzunluk 7 kök 2 olarak verilmiş. Benzer şekilde bu uzunlukta ikiz kenar üçgenin kenarı olacağından 7 kök 2'ye eşittir. Şimdi buradaki dik üçgene odaklanalım. İkiz kenar dik üçgen olduğundan hipotenüs dik kenarın kök 2 katına eşittir. 7 kök 2'nin kök 2 katı 14'tür. KL uzunluğu 14 birimdir. ABC ikiz kenar üçgen ADEF paralel kenar. Arkadaşlar paralel kenarda Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Ve AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Şu üçgenin çevresi 10'muş. Buradaki üçgenin çevresi 26ymış. BC uzunluğu 14 olarak verilmiş. Paralel kenarın çevresi sorulmuş arkadaşlar. Burada bir paralel kenar var demiştim. Dolayısıyla AD EF'yi paraleldir. Şuraya çizgi açı dersem yöndeş açıdan buraya eşit olur arkadaşlar. Şimdi paralel kenar dediğinden DE AC'ye paraleldir. Arkadaşlar ABC ikizkenar üçgen olduğundan şu çizgi açı buraya eşit olur ve buradaki çizgi açı paralellikten yöndeş açıdan buraya eşit olur. Yani arkadaşlar BD uzunluğu DE uzunluğuna eşit oldu. FE uzunluğu FC uzunluğuna eşit oldu. Bu uzunluğa A dersem burası da A olur. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları eşit demiştim. O zaman bu A uzunluğu AF uzunluğuna eşit olur. Arkadaşlar buraya B dersem burası B olur. Benzer şekilde Karşısındaki kenarın uzunluğuna eşit olacağından AD uzunluğu B olur O zaman BE uzunluğuna C dersen Tamamı 14 olarak verildiğinden EC uzunluğu 14-C olur Arkadaşlar buradaki paralel kenarın çevresi 2 tane A 2 tane B'den oluştuğu için 2A artı 2B'ye eşittir Bize bunu sormaktadır Şimdi küçük üçgenin çevresini yazalım 2a artı c ona eşitmiş. Buradaki üçgenin çevresini yazalım. 2b artı 14 eksi c 26'ya eşitmiş. Bunları topladığım zaman 2a artı 2b artı 14 bakın c'ler birbirini götürdü. 36 olup bu ifade 36 eksi 14'ten 22 gelir. Paralel kenarın çevresi 22 santimetredir. Soru üzerinde açılar mevcuttur. DE uzunluğu 2 olarak verilmiş. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit 6 kök 2'ymiş arkadaşlar. Yerleştirelim. 135 derece gösterilmiş. DF uzunluğu nedir diyor. Yani şu sarı uzunluğu sormaktadır. Arkadaşlar 180'den 135'i çıkardığımda burası 45 olur. Evet şuraya K dersem KFB üçgeni ikiz kenar dik üçgendir. Bu 45 derece ters açıdan buraya eşit olur. Buradaki EDK üçgeni de ikiz kenar dik üçgen olup dik kenarı 2 olduğundan burası da 2'dir. Hipotenüsü dik kenarın kök 2 katına eşit olduğundan 2 iki kök 2'dir. Bakın DK uzunluğunu bulduk. O zaman burayı da bulursak sonuca gitmiş olacağız. Bu durumda KF uzunluğuna x diyebiliriz. x ise ikiz kenar dik üçgen olduğundan FB uzunluğu da x olur. Arkadaşlar aradığımız uzunluk burada 2 kök 2 artı x'tir. x'i bulmalıyız. Arkadaşlar 6 kök 2'yi kullanmalıyız. Burada FC'nin doğrultusunu uzatalım. Ve A noktasından bu doğrultuya dik indirelim. Kırmızı ile gösterdiğim üçgene bakın arkadaşlar. Bu kırmızı üçgen de 45, 90, 45 üçgeni olup ikiz kenar dik üçgendir. AB uzunluğu 6 kök 2 olarak verilmişti. O zaman dik kenarları 6'şar birim olmalıdır. Bu durumda şuraya H dersem HF uzunluğu 6 eksi X olur. Arkadaşlar X'e ulaşmaya çalışacağız. Dolayısıyla benzerlikten faydalanmalıyız. Kolayca görebilmeniz için yan tarafa şekli şöyle çiziyorum. Arkadaşlar burası DF'dir, yani 2 kök 2 artı X'dir. Şurası X artı 6 kök 2'dir ve burası 6 eksi X'dir. Şu uzunluk da arkadaşlar 6'dır. Bakın paralellik var. Benzerlikten faydalanacağız. Bu uzunluğun şu uzunluğa oranı arkadaşlar burası nedir? Burası 6 artı 6 kök 2'dir. Burayı 6 parantezin alıp bu şekilde yazabilirim. O zaman x artı 6 kök 2'nin 6 çarpı 1 artı kök 2'ye oranı eşittir. 2 kök 2 artı x'in 6'ya oranı olur. Şu 6'lar sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 artı kök 2 ile 2 kök 2 artı x'i çarpacağız. 1 ile dağıttığımda 2 kök 2 artı x olur. Kök 2 ile dağıttığımda 4 artı x kök 2 olur. Arkadaşlar x'ler gider. Bunu buraya alıyorum. 4 kök 2. 4'ü de buraya alıyorum. Eksi 4 eşittir. x kök 2'dir. x ifadesi 4 kök 2 eksi 4 bölü kök 2'den paydasını rasyonel yaptığımızda 8 eksi 4 kök 2 bölü 2'den buradan 4 eksi 2 kök 2 gelir. Bakın x'i bu şekilde bulduk. Şimdi burada yerine yazalım. 2 kök 2 artı 4 eksi 2 kök 2'den bunlar gider. DF uzunluğu 4 cm olur. AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş. Bu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. İkiz kenar üçgenimiz var. ED uzunluğu 9 olarak verilmiş. FD uzunluğu 2 2'ymiş. AC uzunluğu nedir diyor. Bize bu uzunluğu soruyor arkadaşlar. Öncelikle ikiz kenar üçgenin özelliğini kullanalım. Burada AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitse taban açıları eşit olmalıdır arkadaşlar. Ayrıca bu çizgi açı ters açıdan buraya eşit olur. Hatta buna alfa diyebiliriz. O zaman şuraya da beta dersek FBD üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olur arkadaşlar. Şimdi A, E, D üçgenine bakın. Alfa var, 90 var. O zaman bu üçgenin de iç açıları toplamı 180 olacağından buraya beta kalır. Yapmaya çalıştığım şey buradaki aç ortayı göstermektir arkadaşlar. O zaman aç ortayın özelliğinden B noktasından DK'ya dik indirdiğimde FD uzunluğu 2 ise şu uzunluk 2 olup burası da arkadaşlar DE uzunluğu 9 olarak verildiğinden 9 eksi 2'den 7 olur. Şimdi şu sarı uzunluk bu ikiz kenar üçgenin arkadaşlar bakın paralelliği bozmayacak şekilde çizdiğimde Eşit kenarlara inilen yüksekliğine eşittir. Bize neyi soruyor? AC uzunluğunu. E, AC uzunluğu da BC uzunluğuna eşit olduğundan, buradaki kırmızıyla gösterdiğim üçgene odaklanarak BC uzunluğunu bulabiliriz arkadaşlar. 30'un karşısındaki kenar 7 ise. 90'ın karşısındaki kenar yani BC uzunluğu 7'nin iki katına eşit olup 14'tür. BC uzunluğu 14 ise ikiz kenar üçgen olduğundan AC uzunluğu da 14 olur. AF uzunluğu FC uzunluğuna eşitmiş şekil üzerinde mevcut. AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit ve 25 santimmiş. 7 verilmiş, x'i sormaktadır. Öncelikle ABD ikiz kenar üçgenine odaklanalım. İkiz kenar üçgenin tabanına dik inildiğinde arkadaşlar tabanı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Şu uzunluklarda eşit. O zaman burada ABD ikiz kenar üçgenin tabanına dik inildiğinde tabanı iki eşit parçaya böleceksek. Bakın BD tabanının tam orta noktası E noktası olduğu için yüksekliği bu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Çünkü tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Buradaki dik üçgene bakalım. Bu üçgen 7 24 25 üçgenidir arkadaşlar. Şimdi AE uzunluğunu bulduk. Dedik ki ikiz kenar üçgende tabana dik inildiğinde tabanı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Arkadaşlar kırmızı ile gösterdiğim üçgene odaklanalım. A, e, C üçgenine. Burada tabana dik inilmiş ve taban iki eşit parçaya bölünmüş. Demek ki A, E, C üçgeninde ikiz kenar üçgen. Bu durumda A, e 24 ise E, C uzunluğu da 24 olacağından X... 24 eksi 7'den 17 santimetre olur. Arkadaşlar soruda AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Şimdi şekil üzerinde göstermek biraz karışık olabilir. Daha kolay anlatabilmek için buraya çiziyorum arkadaşlar. AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit ve bir açıortay çizdiğimde ikiz kenar üçgenin tabanına dikinmiş oluruz. Burası önemli değil ama arkadaşlar şuradan bir nokta aldığımda buralara inilen doğru parçaların uzunlukları eşit olur. Yani iki kök 5 uzunluğunun BD uzunluğuna eşit olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası da 90 derece. 2 kök 5, 2 kök 5 olup AB uzunluğu bu üçgen ikiz kenar dik üçgen olduğu için dik kenarın kök 2 katına eşittir. 2 kök 5'in kök 2 katı da 2 kök 10'dur. Bu şekilde gösterdik. Arkadaşlar o zaman şu uzunluk 2 kök 10'dur. Şimdi bakmanızı istediğim uzunluk AE uzunluğudur. Sarı üçgene odaklanalım ve bu sarı üçgende Pisagor'u uygulayarak AE'yi bulalım. Arkadaşlar AE uzunluğu 2 kök 10'un karesi eksi 2'nin karesinin kare köküdür. Buradan kök 36'dan 6 gelir. AE uzunluğu 6'dır. Arkadaşlar EC uzunluğuna x dersem AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit olduğundan BC uzunluğu 2 artı x ise AC uzunluğu da 2 artı x olacaktır. Şimdi dikkat etmenizi istediğim üçgen A, E, C üçgenidir arkadaşlar. İsterseniz Pisagor'dan x'i bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlar bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Kontrol edin. X'e 8 verdiğinde 2 artı 8'den 10 olur. Eşitlik sağlanır. Demek ki bu sarı üçgen 6, 8, 10 üçgeniymiş arkadaşlar. AC uzunluğu sorulmaktadır. AC uzunluğu 10 santimdir. ABC ikizkenar üçgen diklik verilmiş. AB uzunluğu yani şu uzunluk BC uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. Ayrıca DC uzunluğuna eşitmiş. O zaman DCB üçgeni ikiz kenar bir üçgense bu kenara inilen DE neyse bu kenara inilen uzunluk aynı olup şurası x olduğundan burası da x'tir arkadaşlar. DC uzunluğu BC uzunluğuna eşit olacağından burası da y'dir x artı y, x artı y oldu. Ayrıca BC uzunluğu x artı y ise AB uzunluğu da x artı y olmaktadır. Buradan bu şekilde bulduk. Arkadaşlar şimdi şu uzunluk şu uzunluğa eşit değil mi? Ve burada AC'ye inilen yüksekliği görüyorum. O zaman ikiz kenar üçgende tabana inilen yükseklik ne yapar? tabanı iki eşit parçaya böler. O zaman burada bu uzunluklar eşitse a artı x eşittir y olup a'yı x y cinsinden sorduğundan a y eksi x gelir arkadaşlar. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. ABC üçgeni çiziniz demiş. Hemen bir tane rastgele ABC üçgeni çiziyorum arkadaşlar köşelerini yazıyorum. AB uzunluğu 25 birim, BC uzunluğu 65 birim. ABC açısı ACB açısının iki katıymış. O zaman şuraya alfa dersek bu durumda ABC açısı 2 alfa olur. AC uzunluğu nedir demiş bize burayı sormaktadır. Arkadaşlar alfayı gördüm, 2 alfayı gördüm. O zaman AB uzunluğu kadar BC'nin doğrultusunu uzatıyorum ve burayı birleştiriyorum. Ne dedim? AB'nin uzunluğu kadar BC'nin doğrultusunu uzattım. Dolayısıyla burası da 25 olup alfa alfa olacaktır. Arkadaşlar 2 alfa kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olacağından alfa alfa olacaktır. Dikkat ettiyseniz burada bir alfa açısı var. Burada da bir alfa açısı var. Dolayısıyla şu sarı uzunluk şuraya eşittir arkadaşlar. Yani oluşturduğum ADC üçgeni ikizkenar üçgen olmaktadır. O zaman bu ikizkenar üçgenin tabanına dik indirdiğimde tabanı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Arkadaşlar 25 artı 65 90 olup 2'ye bölümde 45 olacaktır. O zaman burası 45. Burada 45 olacağından 45'ten 25'i e çıkardığımda şuraya 20 kalır arkadaşlar. Dikkat etmenizi istediğim üçgen buradaki turuncu üçgendir. Arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenini biliyoruz. Bakın 25 olmuş. Yani 5'in 5 beş katı alınmış. O zaman her bir kenarın 5'er katını aldığımda 20, 15, 25 üçgeni karşımıza çıkmaktadır. 20 var. Diğer dik kenar 15 olmalıdır. Şimdi buradaki dik üçgene odaklanalım. Dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı. 15'in 3 katı 45'tir. Hemen bunu da hatırlayalım arkadaşlar. 1'i 1, 1'i 3 ise hipotenüs kök 10'dur. Yani dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı ise kısa dik kenarın kök 10 katına eşittir. Burada da dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı şeklinde olduğundan AC uzunluğu yani hipotenüs kısa dik kenarın kök 10 katına eşit olacaktır. AC uzunluğu 15 kök 10'dur. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B noktası şekil 2'deki B üssü noktası ile çakışmaktadır. Açıyla ilgili bilgi verilmiş. AB üssü uzunluğu nedir? Bize burayı sormaktadır arkadaşlar. Öncelikle şekil 1 üzerine katlanmış halini de çizelim. Buraya B üssü diyelim. Arkadaşlar BD B, B üssü C aynı doğrultuda. Dolayısıyla AD BC'ye dik olacaktır. Şekil 2 üzerine de yerleştirelim. Bir katlama olduğu için burada bir aç ortay vardır. Bunlara alfa diyelim. Arkadaşlar şu açıya alfa dediğim için DCA açısı da 2 alfa olacaktır. Arkadaşlar şuraya beta dersem katlamada buraya geleceği için burada da beta mevcuttur. Şimdi şu üçgene odaklanalım. Sarıyla da gösterdiğim. Bu sarı üçgenin iç açıları toplamı 2 alfa artı 2 beta 180 derecedir. Şimdi arkadaşlar A, B, C üçgenine odaklanalım. İç açılarına bakıyoruz. 2 alfa var, beta var. O zaman şuradaki kırmızı açıda beta olsun ki 2 beta artı 2 alfadan sarı üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olsun. Bakın şu kırmızı açının yani BAC açısında beta olduğunu söyledim. Burada da beta var. O zaman AC uzunluğu şu uzunluğa eşittir arkadaşlar. DB uzunluğu 2 ise şu uzunlukta da 2'dir. Çünkü arkadaşlar katlama olduğundan bu uzunluk bu uzunluğa eşit olur. Soruda 6 verildiğinden onu da yazdığım zaman BC uzunluğu uzunlukları topladığım zaman 10 gelir. Yani burası da 10'dur. Karşımızda ADC üçgeni dik üçgen olarak bulunmaktadır. Bu dik üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Şimdi şuradaki dik üçgene bakalım. Arkadaşlar hatırlayalım. Dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı şeklinde ise hipotenüs kısa dik kenarın kök 10 katına eşittir. Burada da dik kenarlardan biri Diğer dik kenarın 3 katı olduğundan hipotenüs yani AB üssü uzunluğu kısa dik kenarın kök 10 katına eşit olacağından aradığımız uzunluk 2 kök 10 olur. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. Öncelikle bu üçgenin yan tarafa çiziyorum arkadaşlar. Ve şöyle yazıyorum. Burası 10 derece şu uzunluk şu uzunluğa eşitse taban açılarının da eşit olması gerekir. 180 eksi 10'dan 170 olup 170'i 2'ye böldüğümüzde buradaki açıların 85'er derece olduğunu buluruz. Arkadaşlar soruda ikiz kenara inilen yükseklik verilmiş. Bu BE uzunluğu neyse burada da arkadaşlar eşit kenara inilen yüksekliğin uzunluğu BE uzunluğuna eşittir. Yani şunu göstermeye çalışıyorum. Buradaki yükseklikler eşit ikiz kenar üçgen olduğu için. Bu durumda BE uzunluğuna K dersek şu uzunlukta K'dır arkadaşlar. Ayrıca CD uzunluğunu burada da gösterirsem CD uzunluğu 2K'ya eşit olur. Arkadaşlar dik üçgene bakın. Hipotenüsün yarısı olmuş durumda. O zaman burada 30 derece mevcuttur. 30 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüsün yarısıdır. Bu üçgen 30 60 90 üçgenidir. Arkadaşlar şu 30 derece kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olacağından 30 eksi 10'dan burası 20 olur. Tamamı 85 derece ise buraya 5 derece kalır. Arkadaşlar çizdiğim şuradaki mavi doğru parçası buradaki DC'dir. Bakın x açısı burayı göstermektedir. O zaman buradaki x açısı da burası olduğuna göre 60 artı 5'ten x açısı 65 derece olur.